Ömer Bey'le görüşmek istiyorum. Yalnız şu an kendisi toplantıda. Öyle mi? Toplantıda demek. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Ben de gireyim şu toplantıya. Da nasıl toplantı yapılacağını bilirim. Ben senin neyin peşine ol! Şey Soner Bey, ben söylemeye çalıştım ama... Evet. Toplantıya biraz ara verelim, sonra devam ederiz. Hoş geldin Aylin. Özür dilerim. Boş ver. Uzun zamandır gördüğüm en etkili toplantı girişiydi. Bundan sonraki ilk toplantıya ben de böyle gireceğim. Gel, otur. Seni bu kadar kızdıran ne? Kararın yine bugün buraya geldi mi? Evet, geldi. Ne oluyor? Bir şey oldu yok. Nasıl bir şey oldu yok? Kararın hanım seni yardıma çağırıyor. Sen de koşa koşa gidiyorsun. Sonra da bugün yine buraya geliyor. Gerçekten bir şey oldu yokmuş yani. Evet, çocuğu hastalanmış. Karolin beni aradı. Yardım istedi benden. Ama bunun için ben gitmedim. Süleyman gitti. Bugün de işte yapılanlar için teşekkür etmeye gelmiş. Sadece teşekkür etmeye gelmiş yani. Sen de buna inandın. Hayır. İnanmadım. Ne yaptın o halde? Bir şey yapmadım. Sadece ona... Ben Aylin'i seviyorum dedim. Seni seviyorum Aylin. Bu kimseden gizleyemeyeceğim kadar açık ve büyük bir hakikat. Ama bu hakikatin açıklığı ve büyüklüğü seni kaybetmeme yol açıyor. Seninle beraber olmamı imkansız hale getiriyor. Toplantıya devam etmem lazım. Adamlar dışarıda bekliyorlar. Ne oldu Karolin?
Bir şey olmadı. Ben teşekkür ettim. Geldim. Ay yok. Sen pek iyi teşekkür edememişsin belli. Ay tüh. E neyse canım. Soner bu kolay lokma değil ki yani. Değil mi? Ben bile ancak nişanlanabildim. Orada kaldım. Düşün. Neyse. Mustafa uyuyor. Ben gideyim. Alsana şunları. Oh. İşte evin erkek. Çalışıyor ve para kazanıyor. Tamam, uzatma. Mustafa'nız. İyi, uyuyor şimdi. Bak, iyi ki işe girdin sen şimdi. Doğru karar verdin. Boş vereceksin kim ne demiş, ne yapmış. Herkes bana kötü diyor. Sana kötü diyor. Ama kim iyi? Kimse. Var sende yine bir şey. Çıkar ağzındaki baklayı. Söyle. Otur. Ben bugün bir şey öğrendim. Ne öğrendin yine? Aylin, Murat'la evlenmek için anlaşma yapmış. Para için evlenmiş Murat'la. Sen nereden biliyorsun? Sen hiç kızmadın? Bir şey demedin? Yoksa sen biliyorum. Sen biliyor muydun Ali? Biliyorum. Sen kes neler neler yapıyor, sonra bana keziyor. Cemile bana keziyor, sen de bana keziyor. Bakacak ben şimdi. Cemile ne diyecek Aylin'e? Sen ne diyecek? Tamam. Uzatmayın. Aylin, Soner'le giriştiriyor. Ben onu da biliyor muydu peki? Ne diyorsun lan sen? Ne Soner'i? Aylin, Soner'le giriştiriyor. Sen biliyorsun ki giriştiriyor ne demek? Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyor ben. Sen bana inanmıyor, gidip Aylin'e soracak o zaman. Her şey için teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Güle güle, gene bekleriz. Çektiğimi. Gördüm oğlum, gördüm. Arif düdüğün teki işte. Gelebilir miyiz? Gitti mi misafirimiz? Yenisi var bunun. Randevusu pek iyi gitmedi. Bir şey mi unuttular acaba? Oğlum, bayağı da yürüsün. Ne var gene? Seninle konuşmamız lazım Cemile. Konuşacak bir şey yok. Çocuklarımız hakkında. Ne konuşacağız? Onlar geçti gitti. Geçmedi. Ne konuşacağız? Bir şey duydum. Ne? Aylin hakkında. Neymiş duydun baba? Şimdi sırası değil, sonra konuşuruz. Sırası. Ali. Sırası. Anne. Ali. Anne. Ne diyordun baba? Söyle. Ali. Sen Murat'la evli olduğun halde...
Soner'le. Doğru mu? Çekinme baba. Söyle. Ne doğru mu? Duyduğun ne? Dilim varmıyor Ali. Doğru mu? Sen Soner denen o herifle düşüp kalkıyor musun? Öğrenmek istediğin bu mu? Dilinin ucuna kadar gelip de söyleyemediğin şey bu mu baba? Söyle. Doğru değil baba. Ben Soner'le düşüp kalkmıyorum. Aşağılık basit bir hayat sürmüyorum. Belki mutlu değilim. Belki başka insanlara göre yanlış şeyler yapıyorum. Hatta bir kızım olsa, benim yaptıklarımı yapsa, onu vazgeçirmek için elimden geleni yapardım. Ama asla utanılacak bir şey yapmıyorum. Bana acı veren, mutsuzluk veren bir hayatım var. Bu kadar. Bunu kimseye tavsiye etmem. Unutulmaması lazım gelen bir hakikat var. Ben Soner'i seviyorum. Küçücük, basit, sıradan hakikati unutmayın. Ben seviyorum. Evli olduğun adamdan başka birini sevmek aşağılık bir şey de, sevmediğim bir adamla mecburen birlikte olmak çok mu şerefli bir davranış? Ha? Ben kalbimin sesini dinliyorum. Zamanında ben de kalbimin sesini dinledim Halim. Hürriyetime kavuşup mutlu olduğumu zannettim. Çok mutlu olacağım sandım. Ama öyle değilmiş. Ben senin geçtiğin yoldan çoktan geçtim Halim. Bir serumun peşinde koşuyorsun Halim. Kızım. Ben de o serumun peşinde koştum. Seni alıp çölün derinliklerine hiç farkında olmadan, o çölün yalnızlığına alıp götüren bir serumun peşinde koştum. Sonra bir baktım ki serap falan yok. O çölün ortasında acısız susuz. Tek başıma kaldım Ali. Lütfen. Sen benim yaşadıklarımı yaşama kızım. Kapatın kapıyı.
Hiçbir insan hep aynı insan değildir. Bir şey yaparız, değişiriz. Biri bir şey yapar, yine değişiriz. Yaşadığımız her an bir önceki andan farklıdır. O an geçtiğinde artık yeni bir zaman vardır ve yeni bir insan olmuşuzdur. Bir ömür içine pek çok hayat sığdırırız. Sonra geriye dönüp bakarız ve sorarız. Bu ben miyim? Bu hayat benim mi? Yanıtı basittir. Evet, sensin ve bu hayat senin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.